Sultan Alparslan'ın mezarında saklanan vasiyeti iki haritaya işlenmişti. Gün gelir Selçuklu Devleti yıkılırsa Anadolu'daki boylarımızdan biri yeni devleti kurmak üzere emaneti teslim alacaktı. Bu sır Pirimiz Ahmet Yesevi'den beri asırlar boyu Ayı Ocağı'nda korundu. Haritayı saklayanlar sır oldu, sırdaş oldu, toprak oldu. Sırrımız kutlu bir silsile yoluyla bugüne kadar gizlice korundu. Ben Ahi Evren, emanetin son muhafızıyım. Size bu kutlu sırrın hikayesini anlatacağım. Geçen sene Horasan'dan çıkıp Ahlat'a gelmişler sultanım. Noyan'ın yaklaştığını duyunca tekrar yola düşüp bize sığınıyorlar. Zanaat sahibi olanları Ahi Evren'e teslim ediyoruz. Kadınları ve yetimleri evvelce gelenlerle birlikte vakıfta misafir edeceğiz. Ahi divanı yaptığın kılıcı beğendi evladım. Ustan sanatın ve ahlakın için kefil oldu. Artık usta oluyorsun. Bugünden sonra Ahi teşkilatının bir mensubusun. Can taşıyan mahlukata, hayvana, çiçeğe, böceğe, ağaca saygılı olup şefkatle yaklaşacaksın. Pirimiz Ahmet Yesevi'nin ahlakından sapmayacaksın. Surta işini yapan bir usta, savaşta vatanı için can veren bir alp olacaksın. Konya'nın daha çok kılıç ustasına ihtiyacı var. Noyan, Konya istila için Horasan'dan yola çıktı. Bekleyemeyiz ağa. Bu devletin en muhkem surları ahiler ve bacılardır sultan. Destur verin, zalimin önünde sur olalım. Ya Allah! Ya Allah! Atam Alparslan, Anadolu kapısını açtıktan sonra gelenler belki 100 sene durmadan cenk ettiler, kılıç savurdular. Haçlı seferlerine karşı set oldular. Şöyle kurulup oturmaya, medrese inşa edip talebe yetiştirmeye fırsat bulamadılar. Bu topraklarda tutunmak kolay iş değil. Ta ki ilimde kavi olalım. Ne buyurursunuz sultanım? İlim ehline buyuracağım İsfahani. İlim ehline. Karatay'ım, öyle bir medrese kur ki ilmin kalesi olsun.